Öncelikle salı akşamına kadar Türkiye'nin derbi konuşacağını tahmin etmiyorum. Çünkü milli takımın şu andaki sonuçlarına baktığım zaman ciddi bir heyecan yarattı. Herkes Türkiye'de büyük bir kitle salı akşamı ekranların Tabii ki başında önceliğimiz olacak. milli takım olacak ama. Öncelikle bu. Derbiye gelince Derbi varsa derbi her zaman da yani konuşulur. derbiye gelince şu avantajı söyleyeyim. Bir defa Van Gaal dedi ya 50 bin kişiden mahrum oynayacağız. Galatasaray 50 bin kişiyle oynayacak. Aradaki fark bu. Bu sezon ilk defa 9 Kısıtlama Ağustos bitiyor. 9 Kasım'da cezalar kalktığı için bence Galatasaray seyircisi yeterince %50 barajından dolayı statları dolduramıyordu. Ama Fenerbahçe derbisini ayrıca alanı ön planda tutarak Galatasaray taraftarlarının derbiye koşacaklarını hatta normal statünün dışında bile çok fazla bilet talebinde bulunan insanlar olacağını düşünüyorum. Bu çok büyük bir avantaj olduğunu inanıyorum. Artı Galatasaray'ın iki tane oyun formatı var. Bir tanesi lige göre, bir tanesi Avrupa'ya göre formatı var. Mutlaka ki haberlerde de dinliyoruz. Bütün Galatasaray'ın oyun planlarını inceliyormuş Pereira. Fatih Terim ekibi de Fenerbahçe'nin oyun planlarını inceliyordur diye Pereira düşünüyorum. Avrupa'daki oyun planına göre sistemini Galatasaray kuracakmış. Avrupa'daki Gelen haber o. oyun planını çok fazla Fenerbahçe'ye karşı yansıtır mı? Belki başlangıçta oynayabilir. Ama o planı daha çok kaybetmemek üzere kuracak olan takım Fenerbahçe olacaktır diye düşünüyorum. Derbiyi kaybetmemek için. Ama Galatasaray öncelikle milli takımdan gelen oyuncularının performansını ölçecek bir. Ne durumda olduklarını, sakat olup olmadıklarını yani. Onun dışında Galatasaray'ın zaten şablon bir kadrosu var. Yani Yedlin'le Arnold'la oynayan Nelson, Marco baktığımız zaman Muslera. Önde tek ön libero mu oynar Fatih Hoca? 4-1-4-1'de mi sadık kalır yoksa 4-2-3-1'e mi döner? Onu derbiye göre farklılık yansıtacaktır. İkiye oynatır zaten oynattığı oyuncu Taylan'la Berkan oluyor. Berkan'ı tek oynattığında Çiçildağ'la orta sahada Morutan oluyor. Sağda Fegül'ü, solda Emre, ön tarafta da büyük bir ihtimal Halil olacak diye düşünüyorum. Yani hoca Halil'e çok fazla bizi oynattığı için tercih ediyor. Ama Halil'in milli takımda attığı goller de bir ölçüde kendisine ve hocaya moral olmuştur. Umut aşılamıştır diye düşünüyorum. Belki de 4-1-3-2 oynayıp çift santrafı oynayıp Halil'in bu milli takımdaki oyunundan etkilenebilip Mustafa Halil ya da Halil Jack ne yapabilir? Yani buna da bir değerlendirmek Olabilir. lazım. Böyle bir milli takımda Halil performansı kimse beklemiyordu yani şu anda. Onun dışında Fenerbahçe'nin nasıl bir oyuncu kadrosu ortaya çıkacağı belli ama Valencia gibi önemli bir yıldızı oynatamazsa, Gustavo'yu oynatamazsa Fenerbahçe'nin de bu sıkıntıları fazlasıyla yaşayacağını düşünüyorum. Bir de Fenerbahçe'nin en büyük dezavantajının kaleci Altay olmadığına inanıyorum. Çünkü Altay yok. Böyle bir derbi ilk defa oynayacak genç kaleci Berke. Yani bu da heyecanlanabilir 50 bin kişi önünde. İrfan Birçok Can da yok. İrfan Can oynayacak diye biliyorum ben hazırlık yapıyor diye. O da mı yok yani? Salonda çalışıyor. Yani milli takıma Ya katılamamıştı. tamam canım bence oynayacak diye düşünüyorum ben İrfan Can'ı Milli takımda hazırlıyorlar. olmayınca acaba derbiye de yetişir mi yetişmez mi diye düşünüldü ama. Vallahi orada yani bazı dedikodular vardı o konuda da neyse. Bazı Fenerbahçe'li arkadaşlarım bana mesaj atmışlardı böyle şeyler olmaz diye. Ya olmaz değildi. Telefon açmışlar yani hocaya demiş ki alma milli takıma. Öyle değil mi yani bildiğim kadarıyla o bir hata var mı? Zaten söyledi, Kunus da söyledi. Söyledi Pereira ile yani. görüştük dedi, Görüştüm alma dedi sakatlıklarla diyor. Yani ilgili. alma dediyse almadı. Yani İrfan Can'a her zaman için milli takıma ihtiyacı olduğunu inanıyorum. İrfan Fransa maçlarında da süper olmuş. Özellikle deplasmandaki maç. Çok yetenekli bir oyuncu. Büyük bir ihtimalle oyunu onun üzerine kurmaya çalışacaktır. Buna inanıyorum Pereira'nın. Ama Çünkü oynayabilir. Benzer bir durumu 90'lı yıllarda İlker Yağcıoğlu yaşamıştı. Bugün kendi aramızda sohbet ederken aklımıza geldi. Ben İlker Hoca'yı aradım. Selamı da var hepinize. O da İrfan Can Aleyküm gibi selam. bir sakatlık yaşamıştı. Bir bir biten derbi öncesinde milli maç vardı yine hafta içerisinde. Siz hatırlarsınız sene 94 olabilir. O maçta da İlker Hoca'ya tepkiler verdi. Hocam dedim sakat mıydınız o Ben o zaman maçta? sizi seyrediyordum. Yani ben daha ufaktım diyor. 94'te. Sakat mıydınız değil mi? Evet yani bir sakatlığım var dedi ama sonra kendi takımda kaldım. Milli takıma gidemedim dedi. Denedim kendimi antrenmanda. İyi hissettim. Sonra 5'e 2'ye katıldım. Antrenmanda da şöyle bir denedim kendimi. Şimdi Bandajla bu oynadım dedi. şekilde Yani İrfan ben Can da oynayabilir şu an. böyle bir düşünce varsa bu yanlış bir düşünce olur. Yani eğer Ya göndermemek bunları adına yaşıyor ama oyuncunun futbolcular. sakatlığı varsa da
polemik açma. Tamam, ben İlker Hoca dedi. Ben milli takım için koşa koşa insanlar, giderim. İki gün sonra iyileştiğinde beni de protesto şey ettiler ama sakattım dedi. Yıllar sonra deseydik ki şey, Abdullah Avcı Beşiktaş maçında edilen küfürlerden dolayı benim kaleci Uğurcan'ın morali çok bozuk, milli takımı alma deseydi almayacak mıydı Kunt? Kalecisi mi yoktu o zaman? Ya önemli bir kaleci şu anda, iyi oynamış. Değil mi? Beşiktaş maçında müthiş kurtarışlar yapmış bir kaleci için. Böyle bir talepte bulunsa bunlar yanlış işte. Bak Cengiz Ünder'in sakatlığı var. Marsilya doktorları konuşmuşlar. Burada kalmasına karar vermişler. O zaman sen alırsın milli takıma. Sakatlığı varsa orada devam eder. Doğrusu bu. Benim anladığım kadarıyla varsa Halil'in düzelsin yani, yanlışımız varsa. Ama kabul etmemiz gerekir ki milli takıma hocayla konuşup alma demek yani bir gün başka teknik direktörler için de yol olur. Bak söylüyorum sana. Telefon ederler, alma benim adamımı der. Hafif bir sakatlığı var, kasığı çekiyor, adenisi var der. Bu yanlış olur. Şu olabilirdi. Yani şimdi Pereira'yla Stefan Kunz konuşuyor mesela. İrfan Can kampa gelirdi. Milli takım doktorları, evet, kendi doktorları otururlardı. Bir istişare yaparlardı. İki maça da yetişmeyeceği konusunda hemfikir olurlardı. Ondan sonra da teşekkür edip İrfan Can kendi takımına gidip tedavisini orada devam edebilirdi. Ama ilk önce milli takım kampına gitmesi lazımdı. Her seçildiği zaman o sakatlığın onayını milli takım doktor sağlık ekibinin vermesi lazım hocaya. Aynen. Ondan sonra burada şuraya geliyor tabii ki. Buradaki problem olan şu, mesela milli takım kampından affını istiyorsunuz. Ondan sonra oynayacağınız bir derbi maçı var ve ona yetişiyorsunuz. Bunu da dedikoduna mal vermemek için o kampa gidip o sağlık ekibinden o onayı, raporu almanız lazım. Mesela gördüler şeyi, Ozan Tufan mıydı? Dizinden sakatlığı, hı hı, vardı. Çıktı. Ama İlker Hoca örneğinde orada verdi. O yüzden verdim. Siz de belki o takımdaydınız. Hafta içi oynayamadım ama sonradan iyi hissettim diyor. Bandaj da yaptım. İğne de yaptılar. Derbiye yetiştim, oynadım ya diyor. Yani illa art niyeti aramayalım. Dedikodunun önüne geçmek için söyledim ben bunu. Polemiklerin, tabii. Polemiklerin önüne geç. Şimdi nasıl? Şimdi Galatasaraylar da kendine göre yorum yapacak. Fenerbahçeliler de kendine göre yorum yapacak. İrfan Can, tabii ki milli takım en kutsal forma ya. Hiç kimse oradan kaçma gibi bir niyet olmaz. Reddedilemeyecek tek forma. Tabii yani ki. Yani İrfan Can şimdi burada arkadaşlarıyla beraber olmak istemez mi? Hepsinden fazla ister tabii, bence. Tabii. Her futbolcunun rüyasıdır o. Şimdi İrfan Can sakat olmasa orada olurdu. Ben buna kendisine zaten inanıyorum. Ama dediğim gibi yani polemiklere yol açmamak için milli takım kampına gidecek. Yani Pereira'yla tamam Stefan Kuz konuşabilir ama sonuçta o kampa gidecek. Kontrolü yapılacak. Ondan sonra baktı, teknik ekiple oturacaklar. Bak, Kunz da çok akıllı ama bak. Kunz da çok akıllı. Hemen şeyi açıkladı. Bak dün dinledim. Her soruya istediği cevabı vermedi. Bak her cevabı vermedi. Bazı konularda da iş üzerine yapışmasın diye hemen bu diyalogları söylüyor. Bu kadar net. Yani bu Alman farklı, çok zeki yani. Türkiye'de şöyle düşünün. Salı günü biz inşallah Katar için hani direkt gitme maçını oynarız. Yani o şans bize gelir. İnşallah direkt direkt gitmezsek de diyelim playoff'tan gitme şansımızı devam ettiririz Mart ayı için. Ama burada şu var. Milli maç biter. Türkiye Fenerbahçe Galatasaray derbisine yönelir. Aynı. Yani herkes artık yani milli maç bir tarafta kalır. İyisiyle kötüsüyle o akşam biter her şey. Ondan sonra derbi gündemi gün herkes derbiye doğru yönelecek. Şu andaki haftanın gündemi olacak. Haldun abi, bunun için de polemiklere yer vermemek lazım. Polemik için ne dersiniz? Ben şimdi onunla ilgili birkaç cümle söyleyeceğim. Hı-hı. Yani belki katıldığım, belki ekleyeceğim şeyler olacak. Birincisi, milli takıma oyuncu çağrılır. Hocasıyla konuşmaya gerek yok. Çağırırsın. Sonra bir rapor gönderir futbolcu. Doğru. Der ki ben sakatım, gelemiyorum der. Ya da kulüp milli takımın doktoru bakar. Yani siz yıllarca milli takımda oynadınız. Milli takıma çağrılırsın. Pereira ile konuşmazsın. Ya şimdi şöyle söyleyeceğim. Her çağırdığı oyuncunun arıyor mu şeyini? Teknik direktörünü. Mesela çağırıyorsun. Kimi çağırdın? Şeyi çağırıyorsun diyelim. Galatasaray'dan Barış Alper'i. Hocam Barış Alper'i alabilir miyim? Böyle bir şey yok. Yok yani sen çağırırsın, sakatsa eğer. Bir dakika abi, sözünü şöyle diyeceğim. Bu oyuncular çağrılmadan evvel zaten o takımın yani çağrılan takımın sağlık ekibiyle konuşulur. Yani ondan sonra yani sakat senin olmadığı şeyi ama çıkar bunu, ondan sonra. Bunu Pereira ile Kunz konuşmaz. Milli takımın sağlık ekibiyle o kulübün sağlık ekibi konuşur. Bir kere gidişat, yöntem yanlış bir kere. Doğru. Ya böyle bir yöntem olmaz. Sonra futbolcu açıklar.
sakatlığım var, milli takımdan affımı istiyorum der oyuncu. Ya da milli takım Gökhan'ın dediği gibi gider, milli takım kampına tedavisi başlar. Yetişemeyeceği anlaşılınca kulübünde tedavi ol denir. Yani sistem böyle işlemesi lazım. Tabii. Biz yıllarca bunu böyle biliyoruz. Şimdi bu işleyen sistem son derece yanlış. Pereira örnek verdi mesela. Ben oynar gibi hissettirdim. Bakacağız, soracağız dedi. Ama Aldun dedi ki sen de oynamayacak dedi. Demek ki sakatlığı büyük şimdi, yani. Tabii ki. Şimdi şöyle bir şey var. Hani onun dışında yani maça döneriz ama buradaki işleyiş, giden yöntem yanlış. Yani milli takım teknik direktörü açıklar. Hani şu sakatlık varsa iki kulüp doktoru konuşur. Der ki sakatlığı var, oynayamayacak durumda. Olsun, gelsin dersen gelmek zorunda. Yani milli takımda öyle bir şey yok. Yani ben istemiyorum, gitmesin falan diye bir şey yok. Ha İrfan Can derse ben sakatım, oynayacak durumda değilim derse o zaman raporunu gönderir. Sakatlığına ilişkin ve milli takımdan affını ister. Sistem budur yani. Biz yani yıllardır böyle gördük bu hocalar sistemi. Hocalar hocayla görüşüp oyuncu almamazlık olmaz. Alma. İyi o zaman oyuncu yıpranıyor. O işte yanlış burada. O zaman polemiklere neden oluyorsunuz. Oyuncu yıpranıyor bu sefer.